Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar altta bulunan like tuşuna dokunursanız, e, kanalımız daha fazla kişiye gösterilmekte. E, ve bu da kanalımızın büyümesinde fayda sağlamakta. Sizlerden ricam like tuşuna da dokunmanızdır. Sevgili dostlarım evet haftaya başladık. 10 altın, e, gram altın, dolar TL, e, gümüş gram ve gümüş ons analizlerini şimdi Sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız. Haftaya e, yükselişlerle başladık. E, fakat e, altın tarafında e, üçgen içerisinde sıkışmalar devam etmekte. Sizlerle birlikte şimdi e, bizler için yükselişlerin devamı için gerekli olan rakamlar ve seviyeler hangi yerlerde bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. ONS altında analizimize başlayalım. ONS altında arkadaşlar yükselişin e, devamı için ee, öncelikle Şuradaki bir 1960 direncimiz mevcut hemen belirleyelim buradaki 1960 direncimizi Evet bakın şuradan geçen 1960 direncimiz yükselişin devamı için şart arkadaşlar buradaki 1960 bizim ana direnç bölgemiz tekrardan yükselişin devam edebilmesi için buradaki 1960'ın yukarı yönlü Kırılması şart ee, yükseliş sinyalini alabilmemiz için de 1943 rakamı üzerinde kapanışları mutlaka görmemiz gerekli. Bu 1943 üzerinde e, kapanışlar başlaması halinde e, yukarı yönlü 1960 e, ve kilit noktamız 1960 dedik. Bu 1960 e, yukarı yönlü kırabilirsek de ons altında tekrardan 2000 dolarlı seviyelere doğru yukarı hareketler görebiliriz. O yüzden bu hafta 1960 seviyesi bizler için önemli. 1960'ın kırılmaması lazım. 1943 altında kapanışlar başlarsa da arkadaşlar bu o zaman aşağıdaki üçgenin alt kısmı 1895 1895 1900 civarlarından geçmekte. Burası da kırılırsa 1895 eğer kırılırsa bu sefer de yön altında aşağı yönlü beklenebilir arkadaşlar. Bu hafta itibariyle <laughs> yukarıda dediğim gibi özür dilerim. Yukarıda dediğim gibi 1943-1960 seviyesi üzerinde kalmamız 2000 dolarlı seviyelerin bize açılmasını sağlar. 1900 43 önemli dedik. Kapanışlarda 4 saatlik ve günlük kapanışlarda 1943 üzerinde tutunmalar takibimizde olacak. 1943 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Önemli direnç dediğim gibi 1960'ta hareketler 1-2 gün 1960-1900 aralığında gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden 1943 1960 rakamı e, ons altında önemli diyoruz. Hemen gram altına bakalım. Gram altında bizler için önemli rakamlar hangi rakamlardır? Evet gram altında da e, gördüğünüz gibi ons'taki gibi aynı e, üçgen içerisinde sıkışma devam etmekte. Gram altında da e, 466 bizler için önemli arkadaşlar. E, hareketlerin yukarı yönlü devam edebilmesi için 466 seviyesi üzerinde mutlaka kalmamız şart. 466 ana direnç noktamız. 466 yukarı yönlü hareketlerin devamı demek olacaktır bizler için. Ve 466 yukarı yönlü gram altın kırabilirse o zaman ana hedefi 480 seviyesine doğru gider. Aşağıda da gene 466 altında kalışlar 457 seviyesindeki destek direncini bizler için takip etmemiz gerektiğini bize söyler. Burada stratejimiz 466'yı takipte kalacağız bu hafta. 466 üzerine gram altın atar burayı kırabilirse o zaman pozisyonlarımızı koruyup 480'li hedef noktasını beklemek. 457 seviyesi <laughs> bizler için önemli. Orası aşağı yönlü kırılırsa 452 var. E, 452 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe e, bizler için gram altında da yön yukarı olarak e, gözükmekte. 452 bir nevi de e, stop olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. 452 kırılmadığı müddetçe e, gram altında da panik yapmaya gerek yok diye düşünmekteyim. E, fakat e, şuradaki üçgeni takipteyiz arkadaşlar. Evet üçgenimizin altı bugün itibariyle 442 seviyesinden geçmekte. 447-452 seviyelerinden geçmekte. Yukarıda da 466'lı seviyelerden. Evet bu üçgen içerisinde hareketler yaşanması olan arkadaşlar. Bakalım bu üçgenin yönü hangi yöne kırılırsa ona göre pozisyonlarımızı kapatma veya ee, tekrardan e, pozisyonlarımızı koruma yönüne geçebiliriz. Bugün itibariyle dediğim gibi gramda 466 rakamı yükselişin devamı için şart. Onu takipte kalacağız. Onun altında 452 rakamı var. 452 kırılmadıkça e, herhangi bir sıkıntı olmaz. 466-452 aralığı gram altında da takibe devam. 466'yı aşabilirsek 480'e doğru e, yukarı yönlü hareketlerin devamı gram altında da beklenebilir. Gümüş tarafına bakalım. Hemen gümüş tarafında bizler için önemli olabilecek seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Gümüş ons'la başlayalım. Evet, aynı e, üçgen hareketleri e, metallerde devam ediyor arkadaşlar. Gümüşte de gene aynı şekilde bir üçgen oluşumumuz mevcut çizelim bakalım. Üçgen içerisinde hareketlerimiz e, nasıl devam edebilir sizlerle birlikte. Hemen rakamlarımızı da bulmaya çalışalım. Bizler için gümüşte de önemli seviyeler hangi seviyeler olması lazım. Bunları sizlerle bulalım hemen. Evet gümüşte de arkadaşlar üçgendeki daralma e, 1-2 gün içerisinde kırılabilir. Üçgende de takip etmemiz gereken e, gümüş ons tarafında aşağıda 26 seviyesi, yukarıda da arkadaşlar 27-55 seviyesi. Evet, bu rakamlar önemli olacak arkadaşlar. Yukarıda 27-55, 27-45 aralığının yukarı kırılması, gümüş ons'ta da hareketlerin yukarıya doğru 28-29 civarlarına doğru hareketlenmesini getirebilir. E, o yüzden. Gümüş onsta da sıkışmayı takipteyiz 27.45 üzerinde her kalış yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir e aşağıda da bizler için 26 seviyesi kırılmadığı müddetçe Gümüş onsta yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir Fakat bu üçgen içerisindeki kırılım önemli olacak arkadaşlar o yüzden aşağıda 26'nın kırılmaması şart bu seviyeleri takipte kalacağız 26 kırılmadıkça burası yukarı yönlü kırıldığı zaman o zaman işte bizler tekrar 28.50 29 civarlarını gümüş ons'ta da tekrardan bekleyebiliriz. Gümüş grama da bakalım hemen. Ons grafiği üzerinde gümüş gramı da inceleyelim. Gümüş gramda yukarıda 6.41 yükselişin devamı için arkadaşlar 6.41 6.34 evet. Şuradaki gümüş gramda 6.34 kalışlar yukarı yönlü hareketlerin e, bizler için tetikçisi olacaktır. 6.34 6 kalışlar 6.21 desteği ve onun altında dediğimiz gibi arkadaşlar 6 destek noktası. Evet 6 destek noktası kırılmadıkça üçgen içerisindeki hareketlerin e, 6.34'ü yukarı doğru e, kırmasıyla birlikte 6.41 evet, Şuradaki 6.41 ve onun üzerinde 6.71'li seviyelere doğru e, gümüş gramı da çekmesi beklentilerimiz, beklentilerimiz dahilinde olacaktır arkadaşlar. E, şu an altın tarafındaki arkadaşlar e, verdiğim alt desteklerdeki kırılımlar olmadığı müddetçe panik yapmalarına gerek yok. Özellikle gram tarafında hem dolar bazlı hem ons bazlı Hareketler gerçekleşebileceğinden dolayı e, gram tarafındaki arkadaşlarında e, verdiğim direnç yükselişlerin devamı için e, üst bantlarda bulunan direnç rakamlarını takip etmeleri faydalarına olacaktır. Hemen dolar tl kuruna da bakalım. Dolar tl bizler için önemli seviyeler. <laughs> evet dolar tl arkadaşlar bugün itibariyle 7.29 artık ana destek bölgemiz haline geldi şuradaki 7.29 seviyesi ana destek bölgemiz haline geldi. E, bu seviyenin üzerinde kaldıkça yukarıda 7.33 direnci, onun da yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 7.45 yukarıdaki direnç ve onun üzerinde de 7.55 e, hedef bölgemiz olan e, dirençlere doğru hareketlerin gitmesi. Muhtemel gibi gözükmekte arkadaşlar. Bizim e, dolarda da 7.23 üzerinde kalışımız e, yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Ara dengeleme noktamız 7.29'da gözükmekte. E, fakat sağlam bir destekte de, gene 7.23 bölgesindeki e, destek olarak dolar kurunda da göze batmakta. 7.23 üzerinde kalındıkça da e, dolarda 7.55 7.45 ardından da 7.55 seviyesinde bulunan direnç bölgelerine doğru hareketlerin devam etmek etmesi beklentilerimiz doğrultusunda gözükmekte. Destek dirençlere dikkat edin arkadaşlar. Önemli destek direnç yerlerimiz Elliot yöntemiyle bulunmuş destek ve direnç bölgelerimizdir. Kırılımlarda aşağı yönlü gelebilecek seviyeleri sizlere bildirir ve yukarı yönlü hareketlerin başlaması için de Ana direnç noktalarını bizlere gösterir. O yüzden verdiğim destek ve dirençleri güzel takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.